Evet arkadaşlar, omurgalı hayvanlara sürüngenlerle birlikte devam ediyoruz. Kurbağaların kalp yerinin 3 odacıklı olduğunu söylemiştik. Sürüngenlerin kalp yeri de yine 3 odacıklı. Ancak sürüngenlerin kalbinde kurbağalardan farklı olarak yarım bir perde var. Şu şekilde görüyoruz. Vücuttan gelecek olan kirli kan yine kalbin sağ kulakçığına yerleşiyor. Solunum organından gelen temiz kan sol kulakçığa geliyor. Ve yine bu canlımızın her iki kulakçığında temiz ve kirli kana rastlıyoruz. Tek bir karıncık var, yarım perdeyle ayrılmış. Kirli ve temiz kan bu karıncaya dolduğu zaman kan yine karışacak. Karışık kan mevcut. Bu bize nasıl bir ipucu veriyor değerli arkadaşlar? Şu damar, atar damar, aort, vücuda karıncıktan aldığı kanı götürüyordu. Ve dolayısıyla karıncıkta karışık kan olduğu için bu canlının vücudunda karışık kan dolaşmış olacak. Vücutta karışık kan var. Peki bu bize nasıl bir ipucu veriyordu? Arkadaşlar, vücutta karışık kanın dolaşması bu canlıların değişken vücut ısılı olduğunu gösteriyordu. Değişken vücut ısılı. Hani eski tabiriyle ama yanlış olan tabiriyle soğukkanlı canlı. Peki bu bize nasıl bir ipucu veriyordu? Değişken vücut ısılı olduğuna göre kış mevsimi geldiğinde vücut ısısını sabit tutamayacak. Bu yüzden de bu canlılar kış uykusuna yatmak durumunda kalacaklar. Yani sürüngenlerde de kış uykusu mevcut. Evet değerli arkadaşlar, hemen bu öğrendiklerimizi şuraya yazalım. Sürüngenler sınıfında kalp 3 odacıklı dedik. Karıncıklarında yarım bir perde var. Bu yüzden kalpte ve kirli ve temiz kan birbirine karışır her şeye rağmen. Ha, karışım oranı kurbağalardaki kadar yüksek değil. Çünkü yarım perde karışımı tam olarak engelleyecektir. Vücutlarında yine karışık kan dolaşacak. Bu yüzden bunlar değişken vücut ısılı canlılar olacak. Vücut ısıları çevre ısısına bağlı olarak değişecek. Bu da onların kış uykusuna yattığını gösterir. Evet değerli arkadaşlar, sürüngenleri incelediğimiz zaman derilerine bakıyoruz ve derilerinde pul ve plakaların olduğunu görüyoruz. Pul ve plakalar var. Bu neyi gösteriyor? Bu hayvanın vücudundaki suyun dışarıya çıkışını engelliyor. Yani su kaybını engelleyen karasal bir adaptasyon olarak karşımıza çıkıyor. Yine boşaltım ürününü incelediğimiz zaman karasal hayata uyum yapmaları münasebetiyle ürik asit atarlar. İşte bu iki özellik, yani derilerinde pul ve plakaların olması ve boşaltım ürünün ürik asit olması onların su kaybını engelleyen karasal bir adaptasyon olarak karşımıza çıkacak. Su kaybını önleyen karasal bir adaptasyondur. Peki solunum organı nedir arkadaşlar? Şimdi bunlar nerede yaşıyor? Karada yaşıyorlar. Karada yaşadıklarına göre bizim gibi atmosferdeki serbest oksijeni alacaklar. O halde bunlara gerekli olan solunum organı akciğer olacak. Peki deri solunumu var mı sorusu çıkarsa karşımıza. Şimdi bu canlıların vücutlarında pul ve plakalar olması münasebetiyle deri solunumu olmayacak. Ve bu canlılar da derilerini nemli tutma gibi bir sorunla karşılaşmayacaklardır. Deri solunumu yok. Evet, döllenme nerede gerçekleşecek? Hayvanlar karada yaşıyor. Dolayısıyla yumurtalarını dışarıya bıraktıklarında veya spermlerini dışarıya bıraktıklarında böyle kara ortamında spermin yumurtaya ulaşması mümkün gözükmüyor. Bu yüzden de değerli arkadaşlar, döllenme dişi bireyin vücudu içine çekiliyor. İç döllenme var ama yumurtladıkları için gelişme dış gelişme. Şimdi yumurtayı dışarı bırakıyorlar. Yumurtayı dışarıya bıraktıklarında yumurta biraz bir nevi biraz savunmasız oluyor. Savunmasız olduğu için de yumurta örtülerinin çok iyi bir şekilde gelişmiş olması gerekiyor. Bu yüzden yumurtalarının en dış kısmında kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabuk var. Onun hemen altında gaz alışverişini yapmaya yarayan koryon zarı var. Şurada gördüğümüz embriyo arkadaşlar. Embriyonun etrafını çeviren ve içinde bir sıvının olduğu amniyon zarı var. Amniyon zarı ve sıvısı embriyo hareket serbestliği tanıyacak.
Şu kısım değerli arkadaşlar, burada ise embriyo atıklarını kabuktan dolayı dışarı atamayacağı için yumurta içinde kalacaktı ve atıkların kendi atıkların içinde boğulup ölebilecekti, zarar görebilecekti, zehirlenebilecekti. Bu yüzden de onların atıklarının depolanması için Allantois adı verilen bir kese yerleştirilmiş. Bu kese aynı zamanda korona solunumunda da yardımcı oluyor. Peki etrafı yumurta kabuğu ile örtülü olan bu canlının dışarıdan besin alması mümkün mü? Değil. O yüzden bu yumurtanın içerisine besin konuluyor. Besinleri taşıyan bu keseye ise Vitellus adı veriliyor. Gördüğünüz gibi tüm yumurta örtüleri bu hayvanların yumurtalarında mevcuttur. Değerli arkadaşlar, timsaha geleceğiz. Çünkü timsahta özel bir durum var. Timsah diğer sürüngenlerden farklı olarak 4 odacıklı bir kalbe sahip. Bu da bize şunu gösteriyor. Sağ kulakçaya kirli kan geliyordu. Hatırlıyorsanız sol kulakçaya ise temiz kan geliyordu. Şimdi bu kirli ve temiz kan karıncaya dolduğunda gördüğünüz gibi kirli ve temiz kan birbirine karışmıyor. Çünkü bu hayvanın kalbi 4 odacıklı. Ancak vücutlarında karışık kanın dolaştığını biliyoruz. Bunun nedeni ne olabilir değerli arkadaşlar? Eğer kalpte bu kirli ve temiz kan karışmıyorsa başka bir yerde karışıyor demektir. O da kalpten çıkan kirli ve temiz kanın birbirine karıştığı bir kanalın olduğunu gösteriyor. Bu kanalın adına paniza kanalları adını veriyoruz. Yani kan vücuda gitmeden önce paniza adı verilen kanallarda karışıyor. Tabii bu durum yalnızca hayvan suya daldığında gerçekleşiyor. Bildiğimiz gibi hayvan akciğer solunum yapıyor. Suya daldığında akciğerlerini kullanamayacağı için akciğere gitmesi gereken kirli kanı da vücuda gönderiyor. Ve böylece suyun altında yaklaşık olarak tabii ki 30 dakika nefes almadan kalabiliyor. Bu da sürüngenler için güzel bir avantajdır. Tabii 4 odacıklı kalbin olması münasebetiyle değerli arkadaşlar, ilk 4 odacıklı kalp sürüngenler sınıfında ortaya çıkmış oluyor.